Selamlar. 12 Ocak Perşembe gününde Ekonomi Nözü ile birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sevgiler efendim, çok teşekkür ediyorum. Hülya Hanım'ın yorumunu gördüm. Günaydınlar, tünaydınlar. Umarım iyisinizdir. Birazcık daha bugün önemli bir karar geleceği için, daha doğrusu veri geleceği için ABD'den dünya piyasalarına ve kripto varlıklara göz atacağız ama Türkiye'den bir haberle başlamak istedim yine. İşsizlik fonunu eminim duymuşsunuzdur birçoğunuz ya da yararlanmışsınızdır zaten. Şöyle bir haber çıktı bugün karşıma. İşsizlik fonu dediğimiz hadiseyi zaten az önce de söylediğim gibi aşinayız. Ancak maalesef ki işsizlik fonu işçilerden, işsizlerden çok yine işverene yaramış gibi gözüküyor. Verilerle aktaralım size ne demek istediğimi daha net anlayacaksınızdır. Yılın ilk 8 ayında işverene verilen teşvik işsize ödenenin iki katına çıkmış durumda efendim. Yani işçilerin yararlanması gereken, daha doğrusu işsizlerin yararlanması gereken bu fondan maalesef ki işçilere verilen destek çekilerek işverene daha büyük bir pay kaldığı ortaya çıkıyor. Böylece birazcık daha veri paylaşayım, daha da çarpıcı olsun. Yılın ilk 8 ayında işverene yapılan teşvik ve destek ödemeleri 15,8 milyarken, işverene yapılandan bahsediyorum, işsize yapılan ödemeler 7,8 milyar TL. Dolayısıyla da maalesef ki yine mağdur olan işçi sınıfı oluyor elbette. Diyelim ve dönelim BIST 100 endeksine. Dün bir izleyicimiz sormuştu. Birkaç gündür aslında Amerika'dan gelen açıklamalar ve verilerin piyasayı yumuşatması, birazcık daha olumlu tepki vermesiyle hem doları konuştuk, hem altını konuştuk, hem kripto varlıkları hem de aslında Türkiye tarafını konuşmuştuk. Ancak BIST 100 endeksi ilginç bir pozisyonda şu anda. Dolayısıyla da tehlikeli bir pozisyonda. Şimdi dün neler olmuştu? Dün günlük kaybını %5'in üzerinde kapattığı için bir takım önlemler alınmıştı aslında. Son derece volatilitenin yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Hatta öyle ki bu haftanın çizelgesine, bu haftanın grafiğine baktığımız zaman en kötü hafta, pandeminin ortaya çıktığı hafta kadar kötü bir hafta. Yani bu pozisyondaki kötülük en son pandeminin Türkiye'de ortaya çıktığı hafta gördüğümüz bir kötülük. Dolayısıyla çok dikkatli olmakta fayda var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon TÜFE verileri gelecek. Zannediyorum Türkiye saatiyle saat 16.30 itibarıyla. Bu kadar büyük, tabii yabancı yatırımcı da bu noktada önemli bir pozisyonda. Bu kadar büyük bir volatilite varken, 10 günlük oynaklık çok ciddi bir seyirdeyken çok dikkat etmekte fayda var. Birazcık daha belki disiplinli bir yatırım yapmakta fayda olacaktır. ABD borsalarında da çünkü tepki satışları gelmişti. Yıla da biliyorsunuz ki çok iyi başlamadı zaten. ABD borsaları da BIST 100 endeksi yıla, yani 2022 yılında çok iyi bir pozisyonda devam ederken 2023 yılı başında da bunu söyleyemeyeceğiz elbette ki. Maalesef çok dikkat etmekte fayda olan günlerden geçiyoruz. Çok fazla psikolojik yatırım yapmamak gereken bir dönemden bahsediyoruz. Peki diğer yatırım enstrümanları nasıl? Bugün açıklanacak veriler ne ifade ediyor? Aslında dün de biraz bahsetmiştim. Bu veriler ülkedeki aslında Amerika Birleşik Devletleri için Fed'in faiz kararı öncesinde, 31 Ocak 1 Şubat faiz kararı öncesinde son derece önemli veriler. Yaklaşıyoruz zaten bu tarihlere. Bunlar neden bu kadar önemli? Çünkü biliyorsunuz ki Fed'in tüm kararları global olarak makro ekonomiyle etkisi altına alan, dolayısıyla da Türk yatırımcısını da tabii ki etkisi altına alan bir durumda. Eğer ki bugün veriler, bugün gelen verilerin beklentileri %6,5 olması yönünde. Bu arada TÜFE beklentisi. Bundan daha olumlu gelebilecek bir durumda piyasa rahatlayacaktır elbette. Altın yeni zirvelerine bir yenisini daha ekleyebilir. Dolarda biraz rahatlama görülebilir, yani düşüş yaşanabilir. Kripto varlıklar zaten dünden bu yana 18 bin seviyesini test ediyor. Oraya tutundu mu, tutunacak mı? İşte gelecek olan bu veriyle birlikte tutunabilir, yukarıda tırmanabilir. Ancak dikkat etmekte çok fayda var. Bugün yapacağınız tüm yatırımlar riskli yatırımlar olacaktır. Onu da söyleyelim. Gerçekten BIST 100 endeksi daha da korkunç bir tabloda tabii ki bu noktada ama kripto varlıklar için de aynı şeyi söyleyebiliriz elbette, son derece riskli olduğu ile ilgili. Ama biliyorsunuz 5 aydır ABD enflasyonunda bir geri çekilme var ve bu geri çekilme gelen yeni verilerle birlikte desteklendiği için bir sonraki Fed'in faiz kararına etki edeceğini düşünüyoruz. Yani 50 bas puan faiz artırımı, 75 bas puan faiz artırımı yerine masadaki en güçlü senaryo 25 bas puan faiz artırımı yönünde olacağıdır.
Ancak yine de dediğimiz gibi tüm uzmanların söylediği gibi ben de o süzgeçten size getirerek aktarmaya çalışıyorum. Bu yapılacak yatırımlar 2 gün içerisinde son derece riskli olacaktır. Dikkat etmekte fayda var, onu söyleyelim. BIST 100 endeksi belli ki volatil bir yıl geçirecek. Çünkü 2022 yılında aslında piyasa enstrümanlarındaki yatırım alternatifsizliği sebebiyle de BIST 100 endeksi birazcık daha rahat ve yatırımcısına fazla kazandıran bir yıldaydı. Ancak aslında kripto varlıkların yükselişinde dolaylı olarak BIST 100 yatırımcısının da başka bir arayışa geçmesi de olabilir. Dolayısıyla tüm bunlar hepsi birbirini etkileyen zincirleme reaksiyonlar. Ama şunu biliyoruz ki ABD'den gelecek veriler ne yazık ki son derece önemli olmaya devam ediyor. Tüm piyasa enstrümanları ABD'den gelecek açıklamalarla koreli şekilde hareket etmeye devam ediyor. Fatih Bey demiş ki, okuyamadım, hızlı geçti ama Bitcoin 120 bin olacak gibi bir şey görmüş olabilir miyim? Geçti, çok özür diliyorum, göremedim. Bu kadar umutluysanız şahane. Belki 2023 için söyleyebileceğimiz çok ütopik bir senaryo olabilir, ancak sonrası için tüm dünyadaki makro ekonomideki rahatlamalar ve işte bu enflasyon oranları sebebiyle faiz artımlarının meyvesini vermeye başlayacağı bir döneme geçersek niçin olmasın? Bu arada tabii ki ABD verileri de bunu destekleyen nitelikte. Son 2 haftadır bu yüksek faiz artımlarını takip ediyor şu anda, aslında gözlemliyor Fed. Yani bakalım bu yüksek faiz artırımları ülkedeki verilere olumlu yansımaya devam edecek mi? Dolayısıyla belki böyle ilk çeyrekte, 2023'ün ilk çeyreğinde görebileceğimiz hamleler daha sakin ve gözlemleyen nitelikte olabilir. Onu söyleyelim. Şimdi gümüş ve platin için bir soru sormuş bir izleyicimiz. Aslında arz sınırlı varlıklardan söz ettiğimizde altın da bunun içerisine girer. Aslında kripto varlıklar da girer. Ne kadar riskli olsa da dijital altın olarak adlandırılıyor biliyorsunuz, pek çok kesim tarafından konumlandırılıyor diyelim. Bu tarz aslında arzı sınırlı varlıklar her zaman için daha güvenli liman ve aslında doların baskıyı azaltmasıyla, dolayısıyla ABD'den gelen verilerin olumlu gelmesi takdirinde söylüyorum tabii ki. Yani TÜFE'nin %6,5 beklentisinin daha üzerinde, yani daha altında düzeltiyorum, ya da piyasanın beklediği şekilde gelmesiyle tabii ki gümüş ve platin için de daha iyi bir senaryoyu konuşabiliyoruz. Aslında altın gibi hareket eden bir durumda tabii ki, altındaki arz talep mevzusu gümüş ve platinde böyle olmasa da bu aradaki farkı göz ardı ederek böyle bir belki değerlendirme yapabiliriz. Son olarak kripto varlıklara da geçelim. Müjdat Fars isimli izleyicimiz demiş ki bu yıl fonlardan uzak dur. Haksız mı? Çok haksız gibi değil. En azından çok dikkatli yatırımlar ve çok iyi gözlemlediğimize emin olduğumuz şirketlere belki yatırımlar bu noktada önem kazanacaktır. Tabii kripto varlık piyasası 2 gündür yatırımcısını, hali hazırdaki yatırımcısını sevindiren bir noktada olabilir. Ancak bu 2022 yılında güvenin kırıldığı anlamına gelmiyor. Onu da söyleyeyim tabii. Şimdi FTX'ten de biliyorsunuz dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX'in çöküşünden sonra da açıklamalar gelmeye devam ediyor tabii ki. Hem FTX tarafından hem de diğer kanatlardan. Ahmet de zaten aktardı, 5 milyar dolarlık fonu geri aldı fotoğrafıyla birlikte. Şimdi bunu biraz açalım. Neden bahsediyoruz? Çarşamba günü bir dava daha görüldü FTX tarafında ve avukattan gelen açıklama neticesinde aktarıyorum size bunları. Şirketin avukatının aktardığı neticede borçların ödenmesi için biliyorsunuz ki yatırımcılar, kripto para borsasını kullanan, FTX'i kullanan yatırımcılar ciddi bir sıkıntının eşiğinde. Dolayısıyla da 5 milyar dolar nakit, kripto para ve menkul kıymetlerin geri alındığı açıklandı. Borçların ödenmesi adına şirketten gelen açıklama böyle. Umuyoruz ki bu netlik kazanır ve en azından varlıklarını kaybeden yatırımcıları bir nebze olsun rahatlatabilir bir noktada. Bakalım neler olacak. Bu arada biliyorsunuz ki zaten global en büyük firmalar, hatta en büyük teknoloji firmalarının dahi işten çıkarmalarına zaten şahit oluyoruz. Tabii ki kripto para piyasası bu kadar güven kaybetmişken orada yok mudur işten çıkarmalar ve sarsıntılar? Elbette ki var. Ve zaten ona dair bir haber vereceğim şimdi sizlere. Bunlar hem güven kaybının hem de aslında makro ekonomide yaşanan yüksek enflasyonist ortam, stagflasyon ve beraberinde gelen aslında yüksek
faiz artırımları politikasının, yani aslında sıkılaşma politikası diyoruz ya buna topyekün. İşte bu sıkılaşma politikasının elbette ki ekonomik durgunlukla birlikte etkileyeceği en büyük piyasalardan biri de kripto varlık piyasası, onlardan biri de Coinbase. Şimdi Coinbase zaten biliyorsunuz pek çok şirket işten çıkarmalar yapmıştı. Coinbase de aynı şekilde işten çıkarmalar yapıyor. Şirketin hisseleri geçen yıl yaklaşık 2022 yılda %86 değer kaybetti. Dolayısıyla da maliyetler %25 azaltıldı ve bunun içerisinde tabii ki işten çıkarmalar da var. Ancak uzmanların söylediğine göre işten çıkarmalar tabii ki kısa vadeli çözümler, daha uzun vadede kripto varlık piyasaları, borsaları için ya da diğer küçülmeye gitmek zorunda olan şirketler için nasıl bir önlem? Kısa vadede rahat bir önlem ama sonrasında ciddi bir istihdam sıkıntısı da bizleri bekliyor olabilir. Sonuç olarak 2023 yılında dikkat etmemiz gereken bir yılda olduğumuzu net şekilde söyleyebiliriz efendim. Bu arada yorumlarınıza bakıyorum, kapatacağım. Çünkü artık zannediyorum FTX'te kalan coin'leri geri mi alacağız demiş mesela bir izleyicimiz. İşte az önce verdiğim bu haberle birlikte bir sonraki haber akışında bu bilgiyi de alabiliriz. Yani öyle gözüküyor gibi duruyor şu an, netleşen bir durum. Çünkü bir dediğim gibi şirket açıklaması bu. Zaten sizlere aktarıyor olacağım. Umuyoruz ki öyledir, öyle olacaktır. Bu hem piyasaya güven açısından hem de yatırımcılar açısından birazcık yüreğimize su serpen bir açıklama olur. Haftayı sonlandırıyoruz artık. Yarın haftanın son iş gününde, umarım hepiniz için öyledir, yine birlikte olacağız. Çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için, bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bugün yatırımı olan yatırım yapmaya niyetlenen izleyicilerimiz Amerika'dan gelen TÜFE verilerine odaklanmalı. Bunu da söyleyeyim, sonra bitireyim. Hoşça kalın.